Bir gün yolunuz Aydın'a düşerse görmeden geçmemeniz gereken bir mekan var. Tarihin izlerini günümüze taşıyan bir ev. Yaşanmış tüm anılarıyla geçmişten günümüze kültür bekçiliği yapan bu ev, Yörük Ali Efe'nin yaşadığı evdir. Biz de aynen söylediğimiz gibi yaptık ve Aydın'a gelir gelmez Yörük Ali Efe'nin evini ziyaret ettik. Yörük Ali Efe Müzesi'ndeyiz. Evet, hoş geldiniz. Siz müze görevlisisiniz. Dağılmadan geçtim, soğuk sular içtim, evvelerin içinde Yörük Ali'yi seçtin mi? Evlinin Efe'si, Efe'si, Efe'lerin. Burası Yörük Ali Efe'nin evinin yatak odası herhalde. Evet, burası odası. Zaten işte Efe'nin son zaman ayakları bir tramvay kazası geçiyor. Atatürk'ün vermiş olduğu bir asa var. Evet. Savaşta sonra işte o asa düşüyor İzmir Tepecik'te tramvayla varken. Oradan ona eğilip alam derken düşüyor. Ayağının üstünden tramvayı geçiyor. Oo. Tekrar geri işte Efe'yi kurtaralım derken at bir daha geri geliyor. Tabii at çektiği için öbür ayağında. İki ayağından kaybediyor Efe. Son işte mecburen bu alt kattaki yatakta yatıyor galiba benim tahminim. İki ayağı da tamamen kayıpmışmış. Ben bilmiyorum tabii koptu diyorlar alt katı. Zaten bazı fotoğraflarda belli oluyor ayakları kesik oldu. O sebepten dolayı yatak odasını bir giriş kata kurdular. Yani kendileri kuruyor. Zaten burası bir eski hali Rum'un konağı derlermiş. Efe burayı almış buraya ondan. Sonra aile küçük oğlu galiba Alparslan bu evde 89'lu kadar yaşıyor. 89 yangından sonra burayı terk ediyorlar artık. Sonra burayı işte Kültür Bakanlığı ayrı işte bağışından şeysinden aldı. Burayı müzeye çevirdiler efendim. Şu an burada gördüğümüz eşyalar Yörük Ali'nin kendi kullandığı eşyalar mı yoksa revize edilmiş hali var mı? Tabii restore olup duruyor bu ev ama %60'lık aileden gelme yani eşyalar. Orijinal kendi kullandığı, evet, dokunduğu, elini sürdüğü. Evet. Mesela yatak. Orijin. Yangında bir şey olmamış. O yangın mı geçirmiş? Tabii böyle? İki sefer yanmış. Şura olmanın çeşmesi, ne hoş olur içmesi. Yörük Ali'yi sorarsan Efe'lerin seçmesi. Gidinin Efe'si, Efe'si, Efe'lerin. Yani alçak gönüllü adam yani halkı severmiş. Bir de çok gençmiş galiba. Evet. 16-17 yaşında zaten savaşı başlıyor. Evet. 19 yaşında çocuk sayılacak. Çocuk sayılacak yaşta. Fotoğrafını görüyorsunuz zaten bunda. Efe'liğe katıldığı zaman. O fotoğraf evet, kaç yaşlarındaydı acaba? Tahminen 17 veya 18. 17-18 yaşında. Evet. Çocukluğunun, gençliğinin baharında. Evet. Atlarını vuran bir adam. Yaşamadan. Evet. Gençliğini yaşamadan savaş yıllarına katılıyor. Hı. Evet. Attığını vuran bir adam. Meteli attığı zaman böyle ufak metalik olur. Ufak para. Evet, onu attığını, paralar. Onu attığını vuran bir adam. Yani keskin öyle, nişancı. Keskin nişancı yani. Yörük Ali'nin evini gezmek güzeldi. Anılarına tanık olmak ayrıca duygulandırdı bizleri. Evinin bahçesinde bulunan kabri başında birer Fatiha okuyoruz Yörük Ali'nin ruhuna.
ve hüzünle veda ediyoruz Yörük Ali'ye. Ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun sevgili Yörük Ali. Dağılmadan geçti. Soğuk sular içtim.